22 Ekim'de yani tam 20 gün önce katledilmişti Onur Şener. Gece çalıştığı mekanın önünde, hatırlayacaksınız. İşte o olayın ardından gece sahne alan sanatçılar artık çok daha tedirgin. Arkadaşımız Altay Altu, Barış İbiş'le ve Turan Sadıç'la birlikte gece mekanlarında sahneye çıkan sanatçılara gitti. Sabaha kadar onlarla birlikte yaptıkları o zor mesleği takip etti. Onlara mikrofon uzattı. Yaşadıkları, gece yaşadıkları zorlukları, sorunları sordu. Ya da şöyle özetleyelim. Bir dokundu müzik emekçilerine Altay, bin ah işitti. Baterist, piyanist, şantör, kemancı, DJ, solist. Müzisyenlik kiminin tek işi, kiminin ise ek işi. Özel bir firmada satın alma bölümünde çalışıyorum. Normalde kuyumculuk sektöründeyim. Onların mesaisi güneş batınca başlıyor. Gündüz iş, akşamları müzisyen. Biz çekiyoruz o gecenin matemini, gözyaşını, çilesini biz çekiyoruz. En çok şikayetçi oldukları mesele ise taşkınlık yapan, hatta işi şiddete vardıran müşteriler. Zaman zaman bizler de karşılaşıyoruz agresif tavırlarla. Hakarete varan şeyler bile oluyor yani. Bazen de susuyoruz. Susmak zorunda kalıyoruz. Sektörün emekçileri, meslektaşları Onur Şener'in istek parça yüzünden öldürülmesi sonrası gece çalışırken artık daha tedirgin. Müzisyenlikten soğuyoruz gerçekten. Yani böyle olaylarla karşılaşmamız %99. Nasıl böyle bir noktaya gelebiliyorlar diye sorguladım yani hayatı, insanları. Bir şarkı yüzünden bu hale geleceksek ya biz müziği bırakalım diye düşünenlerdenim ben. Müzisyen Onur Şener cinayetinin ardından gece çalışan müzisyenlerin çalışma hayatı gündeme geldi. Peki onlar ne şartlarda çalışıyorlar? Şimdi gece çalışan müzisyenlerin çalışma hayatını sizler için mercek altına alacağız. Kaç senedir gece müzisyenlik yapıyorsun? Yaklaşık 35 senedir. 12-13 senedir müzisyenlik yapıyorum. 27 yıldır sahne yapıyorum. Kelle koltukta iş yapıyoruz. Zorluklar nelerdir? Yolculuk zor. Eve dönüş zor. Gece tabii ki de korkularımız oluyor. Hepimizin çocukları var. Saatler konusunda uzun süre çalma, sahneden inme vesaire inmeme. Üstelik sorunlar bununla da sınırlı değil. Onlar da istek parça yüzünden zaman zaman müşterilerle karşı karşıya geliyor. Hiç darp edildiniz mi? Programın başından sonuna kadar adam yanıma oturup elini koluma atıp kolumda durup bir şey olduğu zaman şunu çal, bunu çal diye gibi durumlara maruz kaldığımız oldukça. Benim de başıma çok geldi. Çok mu silah görmedim masa altında? Çok gösterili. Çok tehditler edildi. İstek parçalar gelmeye devam ediyor ve işte Aytenli kadın istenmiş Onur Şener anısına. Yine burada Şebnem Ferhatan Çakıltaşları, Leyla Dibent yokluğunda şarkıları istenmiş. Şayet müzisyen bu şarkıları bilmiyorsa. Yani müzik kutusu değiliz, keşke olsa dedim. Atıyorum 109 numaralı şarkı, hop basıyoruz gelsin. Ama öyle bir durum yok. İnsanlar mekana geliyor, diyorlar ki çalsın, istediğimizi yapsın. Bu işler buraya geldi. İstedikleri çalınmayınca triplere girenler, mekanı terk edenler oluyor. Bir cinayet işlemek zaten çok daha fazla ağır bir şey. Tabii ki de anlayışlı olmak gerekiyor. Herkes her müzikte eğlenmeli bence. Eğlenmeye çıkan insanlar kendi istedikleri şarkıları duymak istiyor. Biz elimizden geldiği kadar zaten playlistlerimizde güncel çalıp insanları tatmin etmeye çalışıyoruz. Biliyorsak yapıyoruz, bilmiyorsak ne yapabilirim ki yani? Ne yapabilirim? Bilmiyorsam ne yapabilirim? Bu gibi durumların yaşanmaması için işletmelere de büyük rol düşüyor. Gelen müşterinin sahneyle iletişimine çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz kesin net tavrımızı koyuyoruz. Herhangi bir istek prosedürü uygulamıyoruz. Onların can güvenliğini de bir sağlamamız gerekiyordu kesinlikle. Müzik yapan hiç kimse kırılmasın, üzülmesin. Müzisyene şiddete hayır.